4 yıldır koruduğumuz Akbelen Ormanı ve topraklarımız ne yazık ki 24 Temmuz'da nöbet alanımızı işgal altına alarak arkada sadece 1/4 birini görüyorsunuz. Birçok bölümü bu tarafa doğru gidiyor. Kestiler, yok ettiler. Sadece şu alandaki 70-80 ağacımız duruyor. Ve nöbetimiz bizim hemen hemen 800 günü bulmak üzere. 17 Temmuz 2021'de başladı bu nöbet. Biz burayı bir dakika bile bırakmadık. Hem kesilmesini önlemek için hem yanmasını önlemek için. Ama gelinen nokta orada bize ait 2 seneye aşkındır çadırımız, barakamız, konteynerımız, tuvaletimiz, yediğimiz içtiğimiz bir evde ne kullanıyorsanız. Yani şöyle düşünün, evinizin içine giriyorlar birileri ve sizi eşyalarınızla birlikte sokağa atıyorlar. Bu şekilde düşünün, kendi evinizden, kendi tapu arazinizden sizi dışarı atıyorlar. Yani burada yediğimiz muamele buydu, gördüğümüz muamele. Kendi köyümüzde işgalci durumundayız. İşgal edenler belli. YK Enerji Şirketi ama biz işgalci durumundayız şu anda. Sizin elini taşın altına koyup buraya gelmesi lazım. Orada ormanlar kesildi, iş bitti. Kimseye bu şeye kapılmaması lazım. Burada hala hayat devam ediyor. Akbelen Ormanı hala yaşıyor. İçinde börtüsü böceği, ağacı, her şey, çiçeği açmış daha. Su şeyleri duruyor. Patlatma yok çünkü daha orada. Kazısı devam ediyor. Biz burada onurlu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Doğasını seven, toprağını seven, bizleri destekleyen herkesi buraya yine desteğe davet ediyoruz biz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Akbelen hala yaşıyor çünkü. Akbelen'e sahip çıkalım. Buraya geldim. Başkanımızı aldım. Necla'yı aldım. Necla çabuk yetiş. Alanı toplu yatılamış dedim. Bak geldim buraya. İnan Allah 300'den fazla asker. İki kişiyiz. İki tane bayan, bayan. İki tane bayan. İki kişiyiz burada. Ya suçumuz ne bizim ya? Biz doğamızı koruyoruz, havamızı koruyoruz, suyumuzu koruyoruz ya. Hadi sen susuz yaşayabil. Hadi bir saat su içme, yaşayabilir misin? Yaşayamazsın. Hadi hava almak, seni ben bir vidonun içine koyayım. Orada yaşayabilecek misin havasız? Yaşayamazsın. Biz 4 seneden beri mücadele veriyoruz. Bu ormanımızı vermeyelim. Niçin? Suyumuz, toprağımız elimizden gitmesin, sevdiğin ağaçlarımız gitmesin. Benim ev Akbelen'di yani. Akbelen'de evim yok olmasın. Arkaya kalan çocuklarım bir gelecek bırakın. Yani nene dededen kalan seytinlerimizi çocuklarımızla, torunlarımızla birlikte yiyelim diye. Yani bizim toprakların üstüne göz diktiler. Yani bu alan 4 seneden beri mücadele verdiğimiz çerçeve arkadaşlarımızda konteynerimiz vardı, tuvaletimiz vardı, tankerlerimiz vardı, her türlü yiyecek malzemelerimiz vardı. Hiç acımadan biz gelesi kadar güneş panellerimiz hiç acımadan motoru, kamyonu yüklemişler. Aldılar gitti. Oradan çıkındık. İçeri girin dedik. Tavla arazi için sokmadılar. Bizim yiyecek çaydanlığımızı, tübümüzü ne suçu işlemişik biz? Tavla araziden sanki kaçak gibi, bir hırsızlık gibi insanın özel tavla arazisinden bu kadar ayırt alınır mı? Bunun daha devamı da olacaktır. Devlet bunun daha devamını bir şirkete bu alanı tahsis ettiği için, o şirket için, o şirkete menfaat sağlamak için, o şirkete olanaklar sağlamak için maalesef ülkesinin ormanlarını yok etmeye başladı. Ne için yaptı bunu? Bir avuç kömür için yaptı. O şirket daha çok kazansın diye yaptı. Dolayısıyla insanlarımızın artık bugünlerde şunu bilmesi gerekiyor ki artık bu devlet kendi halkı için değil 3-5 tane şirketin sahipleri için çalışıyor. Onlara yüksek miktarlı ekonomik olanaklar sağlamak için çalışıyor. Biz korumak için buradayız. Biz ormanımızı korumak için buradayız. Biz ağacımızı korumak için buradayız. Biz havamızı korumak için buradayız. Suyumuzu korumak için buradayız. Özetle biz yaşamımızı korumak için buradayız.